İstiklal yolu. Yollar tarihtir, kültürdür, medeniyettir. Yollar önemlidir. Hele yollar vardır ki destanlar yazılmıştır. İstiklal yolu ve Kastamonu İnebolu'dan, Kastamonu üzerinden, Çankırı'dan, Ankara'dan Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'na cephane ve lojistik desteklerin sağlandığı yol. İstiklal yolu belgeselimize Kastamonu'dan başlıyoruz. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordion olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Yollar önemlidir. Yol medeniyettir, kültürdür, tarihtir ve yol sadece isimden ibaret değildir. İstiklal yolu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Milli mücadelenin 100. yılı vesilesiyle biz bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz Sayın Valim. Evet. İstiklal yolu çok önemli. Hı-hı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, doğrusu Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı. Evet. İstiklal yolu ile ilgili neler söylersiniz efendim? Tabii ki istiklal yolu, siz de söylediğiniz gibi Kurtuluş Savaşı sırasında artık Anadolu içlerinden kadar gelmiş olan düşmanla mücadele eden kuvvetlerimizin işgal görmemesi sebebiyle silah ikmali yapılabilecek en kestirme güzergah Kastamonu güzergahı ve İnebolu'ya kadar deniz yoluyla getirilen silah, cephane hatta insan gücünün yine İnebolu'dan Ankara'ya karayoluyla, kağnılarla zor şartlarda nakledildi ve bu şekilde Kurtuluş Savaşı'nın seyrinin değiştirildiği bir güzergahtır İstiklal Yolu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da derken kastettiği de şuydu. Yani tamam Sakarya'da biz savaşa devam ediyoruz ama İnebolu'dan gelecek olan destek, cephane de ne kadar önemli olduğunu aslında vurguladığı bir sözdür bu. Hakikaten de o dönemde
özellikle gençlerin cephede olması sebebiyle bu nakliye işin de daha çok kadınların ve yaşlıların üstlendiği bir ortam. Yaz kış demeden ve güzergah üzerinde Küre Dağları ve Ilgaz Dağı gibi iki zorlu güzergahı aşarak bu sevkiyat sağlanmış ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına çok büyük bir katkı sağlamıştır İstiklal Yolu. Etkinlikler yapıyorsunuz. Devletimiz Tarihi Milli Park ilan etti, evet, bu yol güzergahını. Ve neler var? Devlet yatırımları olsun ve bir de bu güzergah kamuoyunda nasıl iyi tanıtılabilir? O noktada düşünceleriniz efendim. Şimdi tabii ki öncelikle orası şu anda Milli Park ilan edildiği için Milli Park ilan edilen herhangi bir yerde yatırım yapmanın koşulu önce oranın uzun devreli gelişme planının yapılması ve bitirilmesidir. Şu anda o aşamadayız biz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi milli park ilan edildi. Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı savaş literatürüne Sakarya Melhame-i Kübrası, yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya Zaferi'nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor. Bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği 1. ve 2. hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları, köprüler ve istasyon binaları, müzeler, tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Devletimiz İpek Yolu'na çok önem veriyor. İpek Yolu sadece bir ticaret yolu değildi, kültür yoluydu, kültürler taşınıyordu, medeniyet taşınıyordu. Binlerce yıllık bir geçmiş. Önemli bir kavşak noktası Kastamonu, işte Safranbolu ve devam ediyor. İpek Yolu ve yolların kavşak noktası Kastamonu, o noktada neler söylersiniz efendim? Şimdi İpek Yolu aslında birkaç güzergahı var Türkiye'de. Bir de baharat yolu olarak yine kullanılan güzergah var. Bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor birçok ilimizde. Asker milletiz. Zaferler tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Ve önemli bir yeri sizlere tanıtacağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Milli mücadelemizin daha doğrusu 100. yılı ve Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın o cephanelerinin taşındığı İstiklal Yolu'nu araştırıyoruz. Yolu araştırmak üzere buradan, Kastamonu'dan harekete geçip İnebolu'ya gideceğiz. Ancak arkamızdaki anıt şu an Kastamonu Vilayet Valilik Merkezi'nin önündeki anıt. Şerife bacıları ve o soğuk kış şartlarda 344 kilometre Küre Dağları'nı, Ilgaz Dağları'nı aşarak Ankara'ya cephane taşıyan o bacılar, nineler ve belgesel görüntülerle Kastamonu'dayız.
İstiklal yolunun önemli bir ayağındayız. Şerife Bacı'nın memleketindeyiz, Seydiler'deyiz. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Kahraman kadınlarımızdanıdı. Kanısıyla bebeğiyle beraber cephane taşıyordu. Ve cephaneler ıslanmasın diye mücadele ediyordu. Kastamonu, Seydiler'de Şerife Bacı'nın memleketindeyiz. Evet, bize biraz bölgeyle ilgili genel bir bilgi verir misiniz efendim? Evet, kahraman Türk kadını olan Şehit Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı yıllarında şehit düşen ve Kurtuluş Savaşı'nın Kastamonu ayağındaki en önde gelen simalarındandı. Kendisi şu anda içinde bulunduğumuz Seydiler ilçesinden dünyaya gelen bir kahramanımız. Bulunduğumuz yerde Şehit Şerife Bacımızın anılarını ve değerlerini yaşatmak adına yine buranın sahibinin de isminin adı da kendisi de Şerife ablamızdır. Açmış olduğu kültür evidir. Burada Şehit Şerife Bacımızın ve yöresel kıyafetlerle ilgili kültürel ve tarihi eserlerinde sergilendiği bir butik otel şeklinde bir yerdir. Şehit Şerife Bacı'nın bulunduğu Seydiler ilçemizi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da, Mehmet Çift Vakfı tarafından da, Güçlendirme Vakfı tarafından da şehrin çıkışına, ilçenin çıkışına bir anıt heykel yapılmıştır. Burası İstiklal Yolu üzerindeki olan bir bölgedir. Kastamonu'dan gelirken ki yaklaşık 25 kilometre, 30. kilometredeyiz şu anda. Buradan da Küre ilçesine, İstiklal Yolu'nun güzergahı olan Küre ilçemize denk geliyoruz. Yaklaşık 20 küsur kilometrede orası. Geri kalan 30 kilometrede İnebolu'ya yakın olan kısma denk geliyoruz. Toplamda İstiklal Yolu'nun Kastamonu ayağı 95 kilometredir. 95 kilometre. 5 kilometre. Ve biz o yolu adım adım gidiyoruz. Ve bu yoldan taşınan cephane önce Sakarya Meydan Muharebesi, ardından Dumlupınar, Büyük Taarruz ve düşmanın İzmir'de denize dökülünceye kadar kullanılan silah. Aynen. Adım adım İstiklal Yolu'ndayız. Belgesel görüntülerle İstiklal Yolu'nu sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şerife Bacı, İstiklal Yolu'nun simge isimlerinden, Kurtuluş Savaşı'nın önemli hanımefendilerinden birisi. Onun memleketindeyiz, Kastamonu Seydiler'deyiz. Hemen bulunduğumuz anıt, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı tarafından Şerife Bacı'nın şahsında istiklal mücadelemize destek veren Türk kahraman kadınları ile ilgili kurulmuş, yapılmış bir anıt ve İstiklal Yolu'nu araştırmaya tüm hızıyla Kastamonu'da devam ediyoruz.
sattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Önemli bir merkez, önemli bir yol. Hanlar, kervansaraylar, yolların en değerli ögeleri, en değerli varlıklarıydı. Orada konaklıyordu. Kervansaray bizim kültürümüzdü. Özellikle İstiklal yolundaki Küre Ecevit Hanı, İstiklal yolunun çok değerli hanlarından birisi. Cepheye, cephane taşıyan insanlarımız burada geceliyorlardı. Burada istirahat ediyorlardı ve daha sonra yoluna devam ediyordu. Duygulanmamak elde değil ve İnebolu'ya gelen silah, mühimmat, cephelere buralardan gidiyorlardı. O kanılarla sırtta aç, arık, yağmur, kış ve günlerce yürüyorlardı. 350 kilometreye yakın insanlar yürüyor ve cephane taşıyorlardı. Şu an Ecevit Han'ı hemen yanı başımızda. Burası Küre yakınları ve birazdan İnebolu'ya ineceğiz. Ama buradaki tabela önemli. 55 kilometre, 7 kilometre diyor Küre ve biz İstiklal yolunu takip ediyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Birinci Dünya Savaşı, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ile son bulunca, galip devletler Anadolu'yu ve Türk vatanını paylaşmak, parçalamak için dört taraftan saldırmaya başlamıştı. Akif'in yangını, milleti saran yangındı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller, 623 yıllık bir cihan imparatorluğunun yıkılışı, onu derinden sarsmıştı. Buna rağmen yılmadan, usanmadan çalışıyor, çabalıyordu. Azimliydi, yeis, ümitsizliğe yer yoktu Akif'in hayatında. Yeis öyle bataktır ki, düşersen boğulursun, ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun, diyordu. Harpten son derece bitkin, yorgun bir halde çıkan Türk milleti, vatanını müdafaa için silahına tekrar sarıldı. Akif yine sahnedeydi. Anlatıyordu, haykırıyordu, yazıyordu. 1919 yılına gelindiğinde ise memleket en karanlık günlerini yaşıyordu. İstanbul işgal altındaydı. Anadolu işgal edilerek parçalanmak isteniyordu. Bu işgal, Akif için
bir işkence haline gelmişti. Akif, safahatın en önemli eseri olan Asım'ı 18 Eylül 1919 tarihinde işgal dönemlerinin bu çileli günlerinde yazmaya başladı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve 18 arkadaşının Samsun'a çıkışından sonra Osmanlı Devleti'ni Sevr Anlaşması'na zorlamak isteyen işgalci kuvvetlere karşı direniş başladı. İşgal, bazı aydınlarda mandacılık fikrini oluşturmuştu. Akif, bu manda fikrine karşı şöyle haykırdı: "Türkler, 25 asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millettir. Bu tarihen müsbet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz." İstiklal yolunu adım adım takip ediyoruz. Küre dağlarını indik aşağıya ve şu an bir nehir var önümüzde. Bir de restore edilmiş bir köprü. Neresi burası? Evet, şu anda bulunduğumuz yer Küre ilçesine bağlı Ersizler Dere mevkiindeyiz. Burada bir tarihi köprü var. Bu tarihi köprü İstiklal yolunun bel kemiği olan belki de yapı taşlarından bir tanesi. 1899 yılında yaptırılmış olup İstiklal yolunun İnebolu'dan Ankara'ya kadar götürülen cephanelerin ve kağanıların hepsi bu eskiden taşıt yolu olarak burası kullanılıyordu ve buradan geçiyordu bütün kağanılar, cephaneler. Gördüğünüz üzere çok arazi iklim şartlarını 100 yıl öncesini tahmin edebilirsiniz. Bayağı bir zor ve çetin bir mücadeleli yollardan geçilerek İç Anadolu'ya ve dolayısıyla İstanbul'a kadar cephanelere gidiyordu. 1996 yılında da karayollarınca da restore edilip hizmete açılmış bir tescilli bir yapımızdır. Şimdi o köprüyü şu an biz de o kağanıların zorlukla geçtiği onu yürüyerek karşı tarafa geçeceğiz. Kadınlar sırtlarında cephaneyi, kağanılar o arkasındaki yüklerle buralardan zorlanarak Küre Dağları'nı aşmışlardı. Onların aziz hatıralarını yad etmeye, şahat etmeye geldik. İstiklal yolunu takip ediyoruz. Dağların ve bu köprünün keşke dili olsa da konuşsa, anlatsa bize 1920, 21, 22 yıllarında burada yaşananları, o kış, kar, yağmurda burada verilen mücadeleleri ve taşınan silahların ne derece zor taşındığını, Şerife bacıların, diğer insanlarımızın çektiği sıkıntıları anlatsa, söylese ve gençlerimiz bilse. Ecevit çorbası, Ecevit hanı. Evet, bu handa sadece cephane taşıyanlar değil, İstanbul'dan İstiklal yolunu görmek üzere gelenler, çekilen sıkıntıları görmek üzere gelen gazeteci yazarlar ve İstanbul'dan cepheye gelen subaylar buralardan geçerek gitmişlerdi Ankara'ya ve Ecevit çorbası içmişlerdi Ecevit hanında. Hemen arkamızda Ersizler Köyü. Anadolu coğrafyasını gezdiğimizde her evden bir iki şehit verilen Birinci Dünya Harbi, Balkan Savaşları, 93 Harbi ve son olarak da Kurtuluş Savaşı.
ve Kurtuluş Savaşı sırasında 1. Dünya Harbi'nde bu köyden bütün erkekler askere gider ve dönmezler bir daha. Onun için ersizler, erkeksizler, ersizler köyü adını alır. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da cephane silah taşırlar İstiklal yolundan. İstiklal Marşı şairimiz Akif, milli mücadeleye destek olmak için Anadolu'yu gezmekte. Kastamonu Nasrullah, Balıkesir Zanos Paşa ve Ankara Hacı Bayram Veli camilerinde vaazlar eder. Millete istiklal coşkusu ve heyecanı verir. Milli şairimiz 100 yıl önce İstiklal Marşı'yla Darıcalı gençlere seslenmekte, "Vatanınıza sahip çıkın ve özgürlüğün kıymetini bilin" demekte, gençlerimize rol model olarak İstiklal Marşı'yla ruh, heyecan, coşku ve vatan sevgisi vermekte. Ersizler Dere'nin tam üzerindeyiz ve Ersizler Köyü'ndeyiz. Bu köyün özelliği, Kurtuluş Savaşı yıllarında bu köyden cepheye giden yaklaşık 200'e yakın askerin, yani erin, cepheye gidip orada savaşıp şehit olup cepheden sağ olarak dönmemesi. Ondan dolayı da bu köyün ismini Ersizler Köyü deniliyor ve Ersizler Dere'nin de hemen yanı başında bulunan akarsunun yanındayız. Burada o Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu'dan Kastamonu üzerinden İstanbul'a cephane taşıyan misafirlere ikram edilen, Ecevit Han'ın ikram edilen çorbanın aynısı da burada da ikram ediliyor. Gelen misafirlerimize de burada bu anı yaşamalarını tavsiye ederiz. Gözüm Sakarya Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da. Evet, bu söz Kurtuluş Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından söylenen ve İstiklal Yolu İnebolu'dan taşınan silahlarla ilgili, cephanelerle ilgili söylenen tarihi söz. İnebolu'dayız, İstiklal Yolu'nu araştırmaya devam ediyoruz. Müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Burası Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmeyen ve İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen tek ilçe. İstanbul'dan gelen sevkiyat, görüyorsunuz, sahile, limana indiriliyor ve kadın erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç, İstiklal Yolu'nda Şerife Bacı ve Hamamcı Kadı Salih Reis, binlerce kahraman kadınlarımız İstiklal Yolu'nu yürüyor. Burası 1890'lı yıllarda Karamanyan asıllı bir Rum'a aitmiş.
Mülkiyeti hazineye devriliyor. Türk ocakları halk evleri ve halk eğitim merkezi olarak kullanılmış. Bir nevi kültür merkeziymiş. Kaymakamların, belediye başkanı toplanıp kararların alındığı önemli bir bina. Şu anda da Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışıyor. Peki burada yanan bir hükümet binası varmış, bu arşivlerin olduğu. Evet, 1985 yılında. Bakın Türk Ocağı, hükümet konağı yan yana. Şu anda aslında sadık kalarak restore eden iki binayı söylemek istiyorum. İnebolu Türk Ocağı binası, eski Osmanlı Bankası, şu anda belediye başkanlığı olarak aslında sadık kalarak iki restore edilen bina. Şehir müzeleri, o kentin, o şehrin adeta hafıza senedi ve İnebolu'dayız. İstiklal yolunu araştırıyoruz. İstiklal yolunu araştırırken tabii İnebolu Kent Müzesi'ni de ziyaret edeceğiz ve İnebolu Kent Müzesi'ndeyiz. İnebolu Kent Tarihi Müzesi ve ifade ettiğimiz gibi İstiklal Yolu'nun başlangıç noktası, cephane ve silahların kilometrelerce götürülerek Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'na götürüldüğü yer. Evet. Ve burada güzel bir müzeniz var. Aynen efendim. İnebolu Belediyesi'ne ait. Aynen. Dinleyelim öyle. Neler var? Burada da bir takım şeyler görüyoruz. Aynen öyle. İnebolu Belediyesi'ne ait bir müze. İnebolu tarihi hakkında bütün her şeyi görebiliyoruz. Çünkü İnebolu tarihinde milli mücadele döneminde silah ve cephane sevkiyatının ana merkezi İnebolu üzerinden gerçekleşmişti. Karşıda gördüğünüz büyük gemiler, açık bebekler ve bizim denk kayıkları ile kıyıda bekleyen denk kayıkları ile o silah ve cephaneleri alır. Genelde Rusya ve İstanbul'dan kaçakçılar yöntemiyle bu silah ve cephaneler İnebolu'ya gelmiş ve İnebolu'dan bu şekilde kağanılarla kağanı kolları şeklinde bu silah ve cephaneler ilk başta Kastamonu'ya, Kastamonu'dan da Çankırı, Ankara yol güzergahı şeklinde bu silah ve cephaneler cephelere ulaştırılmak üzere ulaşmıştır efendim. Müzemizde genel anlamda İnebolu tarihini hakkında her şeyi görebiliyoruz ve beyaz şeritli istiklal madalyasına sahip tek ilçe İnebolu. Çünkü bu milli mücadele döneminde 3 sene boyunca kesintisiz silah ve cephane sevkiyatı İnebolu üzerinden gerçekleşmiştir efendim.
Yol, yollar, İstiklal Yolu. Tarihimizin dönüm noktası İstiklal Yolu, Kurtuluş Savaşı'nın destansı, mücadelesinin mihenk taşı İstiklal Yolu ve İnebolu'dayız. Efendim, deniz gözüktü. Biz İstiklal Yolu'nu takip ederek geldik. Evet. Türk Ocağı'nın önündeyiz. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Bu deniz 1890 ile 1920 yılları arasında günde 12 tane geminin, vapurun gelip yükleme boşaltma yaptığı bir yer. Limanımız 1883'de Sırrı Paşa tarafından başlanıyor ama yetersiz. Yükleme boşaltma nasıl yapılıyor? Burada denk kayıklarımız var. Gemi geliyor, demirliyor, ona yük götürülüyor, insan dışarıya çıkarılıyor. Ve bu merdivenler hala orijinal. Karadeniz'i bir Huni olarak algılarsanız, Huni'nin boğazı burası, Ankara'ya geçer. Yani bütün o silahlar buradan mı? Kesinlikle buradan. Ve bir anekdot da anlatalım. Hatta anıtını diktik. Hamamcı Kadı Salih Reis diye. Bunu o zamanki rahmetli Mustafa Karay'la beraber çalıştık. Valimiz vardı. Bundan 2004-2009 arasında. Silahlar, gemiler gelmiş. Silahlar denk kayıklarıyla indirilmiş. Omuzlayan götürüyor. Nereye? İki çaydaki cephane deposuna. Nereden? Buradan. Tam bu nokta. Gün 13 Haziran 1921. 9 Haziran 1920'de Yunanlar bizi bombalamışlar. Önce işgale yeltenmişler, deminden söyleyecektim, yarım kaldı. İngilizler ve İtalyanlar engel olmuşlar. İzmir hesabı çıkartma yapamamışlar. Onlar da gelmişler, çok külliyetli miktarda cephane geldiğinde ya teslim edin ya bombalarız. 9 Haziran 1920. 13'ünde Kasım'ın valisi Muhittin Paşa tam bu noktada. Etrafında büyük bir kalabalık bu olayları seyrediyor. Yaşlı bir ihtiyar tam şu merdivenin yarısına geldiğinde bir sırtında kocaman mermi, bir elinde baston, başında sarık, üzerinde abani yürüyor. Dikkatini çekiyor bir anda Muhittin Paşa'nın. Hemen koşup önüne kadar gidiyor, ayrılıyor burada. Dede ver ben taşıyayım diyor. O da diyor ki gözün kör mü? Git bir tane de seni alsana diyor. Buradaki herkesin gözleri yaşıyor bir anda ve valinin ağzından şu sözler dökülüyor. Bu vatan ölmez, bu millet bölünmezdi. Milli şairimiz İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal haberini duyunca köyleri, kasabaları, şehirleri dolaşıyor, yine camilerde, köy ve kahvelerde konuşmalar yapıyor, şiirler kaleme alıyordu. Dinlenmeden, yorulmadan Anadolu'yu adım adım dolaşarak halkı uyarmaya ve uyandırmaya çalışıyordu. Yunan işgal kuvvetlerine karşı Ayvalık ve Balıkesir'de bir cephe açılmıştı. Akif, Eşref Edip'le matbaayı da alarak İstanbul'dan İnebolu üzerinden Kastamonu'ya gitti. Sebilür Reşat buradan yayına devam etti. Oradan da hemen Balıkesir'e geçti. Balıkesir'de halk Akif'i beklemektedir. Zanos Paşa Camii'nde kürsüye çıktı ve "Cihan altüst olurken seyre baktın böyle durdun da, bugün bir serserisin derbedersin kendi yurdunda." Kastamonu Nasrullah Camii'nde verdiği vaazlar, hutbeler Diyarbakır'da çoğaltılarak bütün ülkeye dağıtıldı. Nihayet 10 Nisan 1920'de 10 yaşındaki oğlu Emin'le beraber Ankara'ya geldi. Meclise girdiklerinde Mustafa Kemal'le karşılaşırlar. Mustafa Kemal Paşa, "Sizi bekliyordum efendim. Tam zamanında geldiniz." Akif'in Ankara'ya gelişi büyük bir sevinç uyandırdı. Hiç vakit kaybetmeden Hacı Bayram Veli Camii'nde halka sesleniyordu. Vaazlarıyla insanları coşturuyordu. Madalyayı hak ederek almak gerekiyor ve madalyayı hak ederek alan önemli şehirlerimizden birisi de Tekirçin. Tekirçin mi efendim? Evet, Tekirçin. Ve ilk alan İnebolu. Öyle mi? Evet, 1924.
1925'te veriliyor kahramanlık. Evet. Peki bu merdivenler, madalya, onun da hikayesini bir dinleyelim. O hikaye şöyle, buradaki kayıkçılar loncasına İnebolu adına Ankara'dan bu yük taşımacılığına herhangi bir ücret alınmadığı için para teklif ediliyor, asla kabul edilmiyor. İnebolular tarafından kabul edilmiyor. Atatürk'te 11 Şubat 1924 yılında meclise teklif veriyor. İnebolu'ya beyaz şeritli İstiklal Madalyası verilmesi için kabul ediliyor. 9 Nisan 1924'te imzalanıyor. 16 Mayıs 1924 yılında da İnebolu'ya Ankara'dan getirilip beraatıyla beraber madalya veriliyor ve onu saklıyoruz şu anda. Türk madalya, madalya ve orijinal değil mi? Beraat. Orijinal. Ve burada Türk Hocam. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz bunları kendimiz biliyoruz ama bizim içimizde kalıyor. İstiyoruz ki İnebolu'yu tanıtalım. İnebolu gerçekten, ben bu sözü kullandım, basında da yer aldı. İnebolu olmasaydı Türkiye olmazdı. Eğer bu yol açık olması, bu lojistik buradan sağlanmasaydı başka hiçbir yerde imkanımız kalmamıştı. O yüzden İnebolu hak ettiği değeri asla bulmadı. İnebolu'yu gerçekten anlatamadık. Siz gelip burada bizlerle bu sözleri ya da burada yaşananları dinlediniz, anladınız. Biz bunun için çok mutlu oluyoruz ve bundan sonra istiyoruz ki siz İnebolu'nun elçisi olun ve bunları anlatın. İnebolu'nun gerçek değerini anlamak için İnebolu'ya şu ana kadar gelmemiş olanlar bir kere gelsin. Buradaki o tarihi havayı bir içlerinde hissetsinler. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya'yla bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi, yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal.